Evet, sevgili kitap en kitap takipçileri çok satanlar listesinde bir numara olmuş ve bir numara olmayı da hak eden bir kitap. Benimle oynar mısın anne? Son 10 yılın en çok satılan kitaplarından birisi. Ali Çankırılı'nın kaleme aldığı 365 eğitici çocuk oyunu içeren bir kitap. Kitap gerçekten çok beğeniliyor, çok satılıyor ama biz satılma kısmından ziyade içeriğiyle ilgili bir bakış yapacağız. Çünkü bazen kitaplar ismiyle satılıyor. Bazen gereksiz bir sosyal medya fenomeniyle satılıyor. Bazen de işte bir televizyon programı vesaireyle satılıyor. Ama Ali Çankırılı eğitime gönül vermiş, uzun yıllar eğitim alanında çalışmalar yapmış bir yazar. Ali Çankırılı'nın bu eseri de gerçekten incelenmeyi hak eden ve daha detaylı anlatmayı hak eden bir kitap. Nedenini de siz de videonun sonunda anlayacaksınız. Şimdi birçok annenin en büyük problemi şudur. Babalar için de bu geçerli tabii. Öğretmenler için de geçerli. Çocuklarla ne yapacaklarını bilememe. Yani basit de olsa çocuğuyla nasıl bir yol haritası izleyeceğini bilememe gibi bir problemimiz var. Ne kadar üretici, hayal gücü ne kadar geniş, ne kadar başarılı bir çocuk olursa olsun çocuklar çok tez sıkılabilir, erken sıkılabilir, birden sıkılabilir. Bu sıkılmaları önlemek için de sizin acil durum etkinliklerine ihtiyacınız var. Ben de bir sınıf öğretmeniyim. Malumunuz birçok seminere gidiyoruz. Öğretmen arkadaşlara diyoruz ki mutlaka acil durum etkinliğiniz olsun. Mutlaka böyle anı kurtaracak etkinlikleriniz olsun. Ve bu dursun dolabınızda veya bir kenarda. Bunun sebebi de o an çocukların ruh hali veya o anki işte bulunduğunuz ortam, sizin ruh haliniz o işlemek istediğiniz dersi kaldırmayabilir veya elektrikler kesilebilir. Akıl tahta ile ilgili bir program yaptınız ama olmayabilir. Vesaire. Bunun gibi acil durum etkinlikleri olsun. Anne de çocuk yetiştiriyor ve acil durum etkinliklerine çok daha fazlasına ihtiyacı var. Sadece acil durum etkinliklerine mi ihtiyacı var? Bir annenin, bir babanın aslında çocukla kaliteli vakit geçirecek birçok etkinliğe ihtiyacı var. Ve beni arayan birçok velimiz var. Bilirler, ben hep onlara derim ki pizza yapın, kek yapın, pasta yapın, sarma yapın, bez bebek yapın, bez çanta yapın. Kızlar bez bebek, bez çanta severler. Erkekler hamur işleri, börek çörek anneyle birlikte yapmayı severler. Babayla pizza yapmayı severler vesaire. Bunları çok söylüyoruz ama bu kitapta burada birebir örnekleriyle anlatıyor. İsterseniz hızlıca kitabın içeriğine bakalım. Bu bahsettiğim bazı bilgiler, az önce anlatmaya çalıştığım bazı bilgileri buradan göreceksiniz. Neler, şunu yapın, bunu yapın, size örnekler verecek. Bir planlama kısmı koymuşlar. Birinci bölümde ev içi aktiviteler var. Mesela hemen bir tanesini inceleyelim. Bozuk para temizliği, değil mi? Yani bozuk paranın elden ele geçtiği anlatılabilir burada. Bozuk paralarla nasıl bir temizlik yapabileceğimiz, onları parlatma üzerine, eski bozuk paralar bulabilirsiniz mesela. Onları nasıl parlatacağınızı anlatıyor. Eski bir diş fırçası, sabun, su kabı, bozuk paralar, eski bez parçaları, tuz diyor. Burada da daha sonra onu anlatıyor. Müzikli bardaklar nasıl yapılacağını, etkinlikleri sırayla anlatıyor. Yani neler yapabileceğinizi. Çok güzel çizimlerle de biraz eğlenceli hale getirilmiş kitap. Ve gerçekten burada ev içerisinde oynayabileceğiniz, çocuklarla vakit geçirebileceğiniz birçok etkinlik var. Birçok güzel çalışma var. Bunun haricinde neler var? Sadece ev içi etkinlikler mi? Kitabın içerisinde birinci sınıfa, okula vesaireye hazırlanma etkinlikleri de, oyunları da göreceksiniz. Etkinlikleri de göreceksiniz. Sonra ev dışı etkinlikleri göreceksiniz. Mutfak etkinlikleri göreceksiniz ki ben bu kısmı çok öneriyorum. Neden öneriyorum? Bu etkinliklerin en önemli şeyi de şudur. Çocuk sizden komut almaya alışır. Sizinle bir aktivite yapar, mutluluk olur. Ve en önemlisi de dikkat etkinliğidir aslında bunlar. Oluş sırası. Mesela bir yemek yapımında oluş sırası vardır. Çocuk işte daha dikkatli olur. Tabii ki burada mutfak araçları da yaralayıcıdır. Çocuklara bu konuda da dikkat etmeniz gerekir ama evhamlanmaması gerekiyor anne babaların da. Bir şey olur diye çocuklarını uzaklaştırmamaları gerekiyor. Okula başlama aktiviteleri en son 5. bölümde de grup aktiviteleri var. En çok sorulan soru kaç yaş grubuna hitap ediyor? Burada bir yaş grubu yok aslında. Yani 4 yaşından sonra, 3 yaşından sonra anneler çocuklarıyla birlikte bu aktiviteleri hepsini yapabilirler. Yani 4 yaşındaki bir çocuk belki fırçayla parayı, o kadar metal parayı çok iyi temizleyemeyebilir ama işte lisedeki bir çocukla da bu yapılabilir. Babanın olabilir bir metal para koleksiyonu olabilir veya bunları temizleyebilirsiniz veya başka şeyler temizleyebilirsiniz.
El kas becerilerini de geliştirir çalışmalar bunlar. Yaş sınırlaması da dediğimiz gibi anne babalarla birlikte yapılacağı için aslında 3 yaşın üzerinde, 4 yaşın üzerinde herkes yapabilir. Kitaba nasıl ulaşabiliriz? Kitabı kapıda ödemeyle veya kredi kartıyla Türkiye'nin her yerine PTT kargoyla gönderiyoruz. 541 552 52 74 bizim WhatsApp sipariş hattımız. En önemlisi de kitabenkitap.com'dan alabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneği buradan da işaretleyebilirsiniz. Kredi kartı veya havale seçeneği işaretleyebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere teşekkür ediyorum.